Sevgili seyirciler, Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerden, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen gerçeklerden anlıyoruz ki, dünya kurulduğundan, insan olduğu dünyaya geldiğinden, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren günümüze kadar devamlı surette Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin emirlerine muhatap olmuş. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini ve yasaklarını duymuş insanlardan çok önemli bir kısmı gaflet içinde kalmayı tercih etmiş, Allahü Teala'nın emirlerine kulak tıkamış. Onları işitmek istememiş, onların gereğini yerine getirmemiştir. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak insanlardan pek çoğunu küfürlerinden ve inkarlarından dolayı cehennemlik hale getirdik buyuruyor Allahü Teala. Halbuki insanlar inanmış olsalardı, iman etmiş olsalardı, İslamiyetin, peygamberlerin getirdiği gerçekleri uygulamak kendileri için hem dünya hem de ahiret bakımından fevkalade faydalıydı. Hem de kolay işlerdi. Zor değil. İnsanların gücünü ve takatini aşan şeyler onlara emredilmemiş. İnsanlar yapabilecekleriyle mükellef tutulmuşlar. Ama buna rağmen insanoğlu Allahü Teala'nın emirlerine daima karşı gelmiş ve o emirlere itibar etmemiş, saygı göstermemiştir. Bundan dolayı işte ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad zara'na li cehenneme kesiran minel cinni vel ins. Lehum قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ İnsanoğlunun büyük ekseriyetinin özelliği bu. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri insana azap edecektir ama bu azap boşuna değildir. İnsanın sorumsuzluğunun, vurdum duymazlığının, insanlık şeref ve haysiyetini idrak etmek istemeyişinin bir neticesidir. Bunu istemediği için böyle bir akıbete maruz kalacaktır insanoğlu. Allahü Teala buyuruyor. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ Cehennem için halk ettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Zera'a halaka manasında. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا manasında. Andolsun ki biz yarattık. Cehennem için yarattık. كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Cinlerden ve insanlardan pek çoğunu cehennem için halk ettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Cehennemliktir onlar. Lehum, o cehennemlik insanların özellikleri neymiş? Lehum kulubun la yefkahune biha. Onların sureta kalpleri var, yürekleri var ama o kalplerinde hassasiyet kalmamış. Kalpleri onların hiç anlamaz, gerçeği kavrayacak özelliği yok. Taş gibi bir kalp sahibi onlar. Anlamayan ve idrak etmeyen duygusuz bir kalbe sahip onlar. Ve lehum e'yunun la yubsirune biha. Onlar sureta kör değiller. Gözleri görüyor ama basiretleri yok. Hakikati göremiyorlar. Gözleri var ama gerçeği görmüyorlar. Gerçeği görme imkanına sahip değiller. Ve lehum azanun la yesmaun biha. Onların kulakları var. Maddeten, bedenen o kulaklar aslında işitme fonksiyonunu yerine getiriyorlar ama işittiklerinin ne manaya geldiğini, o söylenilen, anlatılan, kendilerine nakledilenlerle neler anlatılmak istendiğini ondan bir netice çıkarmak icap ederse sonuç olarak ne denmek istediğini hiç onlar duymuyorlar, işitmiyorlar. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri insanoğlunun özellikleri, insanoğlu evvela duyan bir kalp olacaktır insanda. İnsana insanlığını kazandıran kalbi, sonra basiretli bir göze sahip olacak. Gördüğü hadiselerden ibret alacak. İşittiği nasihatlardan istifade edecek, faydalanacak insan. Bu özellikleri olmayan kalp,
Göz ve kulak insan için hiçbir şey ifade etmiyor. Bunun daha iyisi, daha mükemmeli hayvanlarda da var. Onlarda insanoğlunun gözünden daha keskin gören göz, daha hassas kulakları var bazı hayvanların. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri işte burada insanoğlunun bu inkarcı insanın özelliğini ortaya koyuyor Cenab-ı Hak. Hususiyetlerini anlatıyor ayet-i kerimede. Ülaike kel en'ami belhum edal. Onlar şuursuz hayvanlar gibidirler. Davarlar gibidirler. Belki de aslında onlardan daha da sapık. Daha da şaşkın, daha da onlardan aşağı durumdadırlar. Hayvanlar çünkü Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin kendilerine ihsan ettiği bir güçle Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan ettiği bir başka güç ile hareket ederler ki ona bazıları içgüdü diyorlar, sevki tabii diyorlar ama bu şuursuz tabiatın verdiği bir şey değil. Son derece planlı, nizamlı, intizamlı, hesaplı, kitaplı bir hareket tarzı Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri. En küçük zerresinden en büyüklerine varıncaya kadar, mikroplardan, virüslerden tutun da en büyük hayvanlara kadar hayatlarında fevkalade müthiş bir nizam ve ahenk var. Allahü Teala'nın işte bu verdiği, bu koyduğu kanun çerçevesinde hareket ediyorlar. Onun için buna sevk-i ilahi demek aslında inanan insanlar için daha uygun. Allahü Teala'nın sevkiyle, Cenab-ı Hakk'ın gütmesiyle içinden gelen şuursuz bir içgüdü değil bu. Allahü Teala'nın yerleştirdiği, Cenab-ı Hakk'ın kendilerini sevk ettiği, yönlendirdiği bir şekilde hareket ediyorlar onlar. İşte bundan dolayı da onlar kendi vazifelerini çok iyi müdrikler. Böyle kalpsiz, gönülsüz, işitmeyen, basiretsiz ve kulağıyla gerçeği duymayan insanlardan çok daha onlar üstün özelliklere sahip elbette ki. Ülaike humul gafilun. Onlar işte gaflette olanların ta kendisidirler. İnsanlıklarından bile haberi yok onların. Allahü Teala bu hakikatten, imandan, İslam'dan haberi olmayan bu zavallıları gerçek gafil olarak vasfediyor Cenab-ı Hak. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha. Allahü Teala'nın çok güzel isimleri vardır. O isimlerle Allah'a dua edin. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne, onun azametine layık olan Allahü Teala'nın kendi münasip gördüğü isimleriyle Cenab-ı Hak'ta dua edin. Kendiniz bir takım isimler uydurarak izahını yapmaya kalktığınız tabiat hadiselerini, açıklamak istediğiniz bir takım olayları izah ederken Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerini devre dışı bırakmak haşa. Cenab-ı Hak'tan insanları uzaklaştırmak maksadıyla bir takım uyduruk isimler koymayın ortaya buyuruyor Cenab-ı Hak. Allahü Teala'ya Allah olarak, Allahü Teala'nın en güzel isimleriyle Cenab-ı Hakk'a dua ediniz. Ona öylece kulluk ediniz. Ve zerullezine yulhidune fi esmai. Onun isimlerinde bir takım değişiklikler ve bir takım tahrifat yaparak eğri büğrü onu başka istikametlere çekmek isteyen kimselerin hareketlerini ve onların davranışlarını terk edin. Kureyş'te müşrik Araplar Allah lafzı celalinden Lat ismini çıkarmışlardı. Aziz ismini Uzza olarak değiştirmişlerdi. Mennan ismi yerine Menat demişlerdi. Bu suretle Allahü Teala'nın isimlerini kendi şirk ve küfürlerine alet ederek kendi hedefinden saptırmışlardı. Elhade yulhidu ilhaden, istikametten ve hedeften ayrılmak manasına, ayırmak ve dalalete, sapıklığa düşmek manasında. Mülhit o manada kullanılıyor. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin dinine karşı gelen kimse. Çeşitli tahriflerle, dolambaçlı yollarla Allah'ın emrini inkar etmek isteyen kimselere de mülhit deniliyor. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri uyduruk isimlerden
Sakının onları bırakın bir tarafa buyuruyor. Seyyüzzevne mâ kânû ya'melûn. Onlar işledikleri yaptıklarından dolayı cezalandırılacak, yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Vellezîne kezzebû biâyâtinâ senestedricuhum min haysu lâ ya'lemûn. Ayetlerimizi inkar eden, yalanlayan kimseleri onlar farkında olmadan, anlamadıkları bir şekilde yavaş yavaş, derece derece azabımıza yaklaştırırız. Onları tehlikeli ve korkunç akıbetlerine yaklaştırırız buyuruyor Cenab-ı Hak. İstidraç kelimesi geçiyor burada. İstedrace senestedricuhum. Onları yavaş yavaş, derece derece yaklaştırırız. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri onları birden helak etmiyor. Onlar bir takım hadiselerin tecelli tarzını, başlarına, karşılarına çıkan olayların kendileri için nimet olduğunu zannediyorlar. Oyalanıyorlar akıllarını başlarına alarak. İçine düştükleri hatadan sıyrılmayı akıllarına getirmiyorlar. Güzel ve faydalı bir iş yaptıkları zehabına, zannına kapılmışlar. İşte Allahü Teala onlar farkında olmadan biz onları azaba yaklaştırırız buyuruyor Cenab-ı Hak derece derece. Ve umli lehum, onlara mühlet veririz, imhal ederiz, onlara fırsat veririz. Dünyada onlar yaptıkları işten dolayı ceza görmeyecekleri kanaatine varırlar. Öyle zannederler. Ama belli bir müddet sonra onlara azabımız gelecektir. İnne keydi metin, bizim aniden gelen azabımız ve gazabımızın tecellisi çok güçlüdür, kuvvetlidir, Allah korusun. Allahü Teala keyd-i ilahisinden muhafaza buyursun. Evelem yetefekkeru ma bi sahibihim min cinne. Onlar sahipleri, kendilerine gerçeği bildiren, hakikati öğreten, Allah yolunu gösteren Resul Aleyhissalatu Vesselam Hazretlerinde cinnet bulunmadığını, onun akli melekelerinin mükemmel olduğunu düşünemediler mi? Bunun farkına varmadılar mı? Onu şöyle bir inceleselerdi. Onda herhangi bir akli yetersizlik veyahut da onda cinnet hali, aklını kullanamama, akli melekelerinden istifade edememe gibi bir hal gördüler mi onda? Kesinlikle onda böyle bir şey yoktu. Bunu anlamadılar, düşünemediler mi? İn huve illa nezirun mübin. O ancak ve ancak açık bir uyarıcıdır. İnsanlara akıbetini haber vermek üzere gönderilen bir peygamberdir. Evelem yanzuru fi melekutis semavati vel ardı ve ma halakallahu min şeyin ve en asa en yekune kad iktarabe eceluhum. Onlar bakmadılar mı göklerin ve yerin melekutuna, hükümranlığına, göklerin ve yerin kimin idaresi, kimin tedbiri altında olduğunu görmediler mi? Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri hiçbir şey yaratmamıştır ki hepsi onun emri altındadır ancak. Ve en asa en yekune kad iktarabe eceluhum. Ve onlar kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceğini de düşünmediler mi? Bir anda bu dünyadan göçüp ilahi huzura gidebilirler. Bunu hiç bu ihtimali nazar itibarı almadılar mı? Fe bi eyyi hadisin ba'dahu yu'minun. Kur'an-ı Kerim'den sonra onlar hangi söze inanacaklar? Gerçekleri bu kadar açıkça ifade eden, fevkalade sarih bir şekilde gözlerinin önüne koyan Kur'an-ı Kerim'den sonra artık onları ikaz edebilecek başka bir kitap olabilir mi? Başka bir söz olabilir mi? Men yudlilillahu felahadiyele. Allahü Teala'nın dalalete sevk ettiği kimseyi doğru yola, hidayete sevk edecek hiçbir güç yoktur. Ve yezeruhum fi tuğyanihim ya'mehun. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri onları kendi azgınlıkları ve taşkınlıkları içerisinde şaşkın ve hayrette bırakacaktır Cenab-ı Hak. Yes'elûneke anis sa'ati eyyâne mursâhâ. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Kul innemâ ilmuhâ inde rabbi. De ki onun hakkında,
O konuyla ilgili bilgi Rabbim katındadır. Allahü Teala'dan başkası onu bilmez. La yucelliha li vaktiha illahu. Onun vaktini, kıyametin zamanını ancak ve ancak Allahü Teala o açıklayabilir. Sekulet fis semavati vel ard. O kıyamet gökler ve yer ahalisi üzerine son derece şiddetli ve ağır bir şekilde tecelli edecektir. La te'tikum illa bagte. Size o aniden gelecek. Birdenbire tepenize çökecektir kıyamet. Yes'elûneke ke'enneke hafiyyun anha. Sanki sen ondan haberdarmışsın gibi kıyamet hakkında sana soruyorlar. Sen onu biliyormuşsun gibi. Halbuki de ki onlara kul innema ilmuha indallah. Kıyametle ilgili bilgiler Allah katındadır. Cenab-ı Hak onu kendisine saklamıştır. Hiç kimseye bildirmemiştir. Velakinne ekseran nasi la ya'lemun. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmez ve anlamazlar. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri onun bilgisini kendisine istihsar etmiş, kendine tahsis etmiştir Cenab-ı Hak.